Herkese merhaba. Öncelikle sesim geliyor mu onu bir test edelim. Duyuyor musunuz? Duyuyorsanız lütfen evet yazın. Tamam. Sesim duyuluyor çok güzel. Sunuma başlamadan önce hemen Faruk Bey'in bir sorusu vardı. Normalde soruları sunumun sonunda alacağım ama Faruk Bey'i bekletmeyelim. Sunum kaydediliyor. Önümüzdeki hafta web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Kayıtlı olduğu için daha sonra da bu sunuma ulaşabilirsiniz. Umarım bu katılanları şu anda eksiltmez. Şimdi sunuma başlayalım hemen. Kısaca sunumu yaptıktan sonra daha çok sorularınıza yöneleceğim. Emre ismim. Yürek Ulusal Proje Koordinatörü olarak çalışıyorum TÜBİTAK'ta son 5 senedir. Kısaca TÜBİTAK'tan bahsettikten sonra özellikle Yureka programı ve Yureka programının bileşenlerinden söz edeceğim. Bildiğiniz gibi TÜBİTAK hani çok fonksiyonlu bir kurum. Hem Ar-Ge'yi fonlayan, Ar-Ge'yi yapan ve Ar-Ge politikalarını oluşturan bir kurum. Biz Ar-Ge'yi fonlayan tarafta çalışıyoruz ve TÜBİTAK farklı birimler aracılığıyla farklı organizasyonlara, farklı kuruluşlara Ar-Ge projeleri için fon sağlıyor. Özel sektöre de bildiğiniz üzere fonları TEYDEP kanalıyla sağlıyor ulusal programlar için. TÜBİTAK aynı zamanda bazı uluslararası programları yürütüyor. Bunlardan en önemlisi bildiğiniz üzere Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı. Diğeri ise Yureka Programı. Ben bugün Yureka Programı'na odaklanıp bazı bilgiler vermeyi hedefliyorum size. Öncelikle pardon. Firmalar için olası stratejilerden başlayalım. Biz daha önce hiç Ar-Ge projesi tecrübesi olmayan ve TÜBİTAK'tan destek almamış firmalarımızı ulusal desteklere yönlendiriyoruz. Yani TÜBİTAK'ın TEYDEP kanalıyla verdiği ulusal programlara yönlendiriyoruz. Bu ulusal programlar sayesinde firmalarımız, özellikle KOBİ'lerimiz hem bir Ar-Ge proje tecrübesine sahip oluyor hem de TÜBİTAK'ın fonlama sürecine hakim olma şansı oluyor. TÜBİTAK'ın ulusal desteklerinden faydalanmış bir firmada Yureka için potansiyel bir müşteri oluyor diyebilirim. Yureka programının ulusal programlardan temel farkı projelerin uluslararası işbirliğiyle yapılıyor olması. Yureka programında da uluslararası işbirliğiyle Ar-Ge projesi tecrübesine sahip olan bir kuruluşla daha sonra 7. çerçeve programlarının potansiyel bir müşterisi oluyor. Tabii bu bir kural değil, sadece bir olası bir strateji. Hiç TÜBİTAK'ın ulusal desteklerinden faydalanmamış bir KOBİ 7. çerçeve programlarında tabii ki projelerde yer alabiliyor ve aldı da daha önce. Bu sadece bir öneri. Kısaca Yureka'dan bahsedelim. Yureka nedir? Yureka uluslararası bir işbirliği platformudur. Çok fazla karıştırılan konulardan bir tanesi bu. Yureka bir AB fon kaynağı değil. Yureka uluslararası bir işbirliği platformu. Pazar odaklı ve kısa sürede ticaretleşebilecek ürünlerin ve süreçlerin desteklendiği bir platform Yureka. Bu program kapsamında uluslararası işbirliğiyle projeler yapılıyor. Yani uluslararası işbirliğiyle teknolojiler geliştiriliyor. Ancak fonlama ulusal kaynaklarla yapılıyor. Yani her ülke kendi katılımcısını fonluyor. Yureka'nın bileşenlerine baktığımızda 4 temel bileşen olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki standart Yureka projeleri. İlk başta onunla ilgili detaylı bilgi vereceğim. Daha sonra küme projelerinden bahsedeceğim. Şemsiye ve Eurostars programlarından bahsedeceğim. 4 temel bileşenimiz var Yureka çatısının altında. Yureka üyesi 42 tane ülke var. AB üye ülkelerinin tamamı Yureka programına da üye. Avrupa dışından da birçok ülke Yureka'ya üye. İsrail gibi, Güney Kore gibi, Kanada gibi ülkeler Yureka programına üye. Yureka programına üye olması demek, örneğin Kanada ile ortak bir proje yapabileceğiniz anlamına geliyor Yureka programı kapsamında. Temel özelliklerin Yureka programının en az iki farklı Yureka üyesi ülkelerden katılımcı olması gerekiyor proje konsorsiyumunda.
mutlaka sivil amaçlı uygulamalara yönelik olması gerekiyor. Ortaklar arasında dengeli bir iş bölümünün olması gerekiyor ki bu dengeden kastımız şudur. Proje konsorsiyumunda iki tane ülke varsa bir ülkenin katkısı %75'ten fazla olamıyor. Proje konsorsiyumunda ikiden fazla da ülke olabilir, üç ülke, beş ülke olabilir ama minimum kriter iki ülke olması. Bu durumda dediğim gibi bir ülkenin katkısı %75'ten fazla olamıyor. Her ülkenin ulusal kuralı farklı olduğu için ilgili ülkelerin ulusal kurallarına uygun olması gerekiyor. Sunumumun başında söylediğim gibi uluslararası işbirliğiyle projeler yapılıyor ama fonlama ulusal kaynaklarla olduğu için her ülkenin kendi ulusal kuralı geçerli. Bizdeki ulusal kuralları da yani Türkiye'deki ulusal kuralları da biraz sonra anlatacağım. Yüreka projelerine kimler başvurabilir? Mevcut uygulama esaslarımıza göre KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmeler Yüreka projelerine başvurabilirler. Türkiye'deki üniversiteler ve araştırma merkezleri doğrudan Yüreka projelerine başvuramazlar. Ancak mutlaka yanlarında bir Türkiye'den bir firmanın olması, bir KOBİ'nin veya büyük ölçekli bir işletmenin olması gerekir. Üniversiteler ve araştırma merkezleri ancak bu Türk firmalarının alt yüklenicisi, hizmet sağlayıcısı şeklinde projelerde yer alabilirler. Ne tür projeler desteklenir? Yeni ürün geliştirilmesi, mevcut ürün kalitesinin veya standartının yükseltilmesi, yani ÜRGE yine de desteklenen projeler arasında, ürün geliştirmede desteklenen projeler arasında veya süreç yeniliği de destekleniyor. Yani maliyet düşürücü, standart yükseltici, yeni tekniklerin geliştirilmesi veya yeni üretim teknolojilerin geliştirilmesi yine desteklenen projeler arasında. Yani projenin sonunda illa somut bir ürün çıkması gerekmiyor. Bu süreç yeniliği de olabiliyor. Yüreka programı 1985'ten bu yana devam ediyor ki 85'ten bu yana 4000'den fazla Ar-Ge projesi desteklenmiş ve 29 milyar avronun üzerinde Ar-Ge hacmi yaratılmış. Her yıl ortalama 300 civarında proje destekleniyor ve 1 milyar avronun üzerinde Ar-Ge hacmi yaratılıyor. Ki aşağıda görüyorsunuz Avatar'da kullanılan film özel efektleri de bir Yüreka projesi sonucunda çıkmış. Yüreka'ya her konuda proje sunulabiliyor. Yani standart Yüreka projelerine standart Yüreka projeleri her konuda olabiliyor. Konu güdümü yok. Ama en fazla elektronik ve bilgi iletişim teknolojileri alanında projeler sunulmuş şimdiye kadar. İkinci olarak da biyoteknoloji, biyolojik bilimler alanında projeler sunulmuş. Katılımcılara baktığımızda ağırlıklı olarak KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmelerin katıldığını görüyoruz Yüreka projelerine. Üniversiteler ve araştırma merkezleri de yine genel olarak bu firmaların hizmet sağlayıcısı olarak projelerde yer alabiliyorlar. Yüreka programı ulusal fonlarla desteklendiğini, Yüreka projeleri ulusal fonlarla desteklendiğini söylemiştim. Türkiye'de Yüreka programına sunulan projeler, standart Yüreka projesi olsun, KİME, Şemsiye veya Eurostars projesi olsun, hepsi yani tüm bileşenleri TYDEV'in 1509 programıyla fonlanıyor. Dolayısıyla 1509 uygulama esaslarında belirtilen harcama kalemleri ve destek oranları geçerli Türkiye'de. Hibe destek veriliyor 1509'da ve büyük ölçekli işletmeler %60 oranında, KOBİ'ler %75 oranında hibe destek alabiliyorlar. 1509 kapsamında proje bütçesinde bir sınırlama bulunmuyor. Bu kurallar dediğim gibi başka bir ülkede farklı olabilir. Örneğin Almanya'da KOBİ'ler %50 oranında destekleniyor. Örneğin Hollanda'da bu destekler hibe şeklinde değil, kredi şeklinde. Her ülkede farklılık gösteriyor Yüreka projelerinin fonlanması. Desteklenen harcama kalemlerine baktığımızda personel giderleri, alet teçhizat alımları, danışmanlık hizmeti alımları veya ülke içerisinde üniversitelere, TÜBİTAK'a bağlı Ar-Ge merkezlerine yapılan hizmet alımları, malzeme ve sarf giderleri, proje personeline varsa danışmanlara ait seyahat giderleri, yeminli mali müşavir denetim giderleri desteklenen gider kalemleri arasında. Yüreka'ya katılmanın farklı yolları var. Birincisi standart bir Yüreka projesi başlatılabilir veya yürüyen bir Yüreka projesine dahil olunabilir. KÜME projesi, Şemsiye veya Eurostars projesi başlatılabilir. Öncelikle standart bir Yüreka projesi başlatmak için hangi adımları izlemek gerekiyor? Onlardan bahsedelim.
Tabii ki her proje için olduğu gibi literatür taramasının, pazar analizinin veya mevcut projelerin araştırılması önemli projeye başlamadan önce. Bu mevcut projelerin araştırılmasına da eurekanetwork.org web sitesinden yapabilirsiniz. Daha sonra bu projeler uluslararası işbirliğiyle yapıldığı için mutlaka bir proje partnerinizin olması gerekiyor yurt dışından. Bu partner firmanızın diğer alanlarda işbirliği yaptığı ortaklar olabilir. Eureka veri tabanındaki projelerde yer alan uygun firmalar olabilir. Veya proje fikriniz varsa ama ortağınız yoksa biz size ortak da bulmaya çalışıyoruz. Eureka ortak arama formunu web sitemizde bulunan Eureka ortak arama formunu doldurursanız İngilizce olarak biz size uygun bir ortak bulmaya çalışıyoruz. Uygun bir ortak bulduk, konsorsiyumumuz oluştu. Konsorsiyum oluştuktan sonra ilk olarak Eureka başvuru formunun hazırlanması gerekiyor ki bu Eureka başvuru formu ön başvuru niteliğinde bir form. 14 sayfalık PDF doldurulabilir PDF formudur bu. Bu formu doldurduktan sonra her ülke kendi ulusal başvurusunu yapıyor. Türkiye'deki firmalar gelip Prodis üzerinden yani proje değerlendirme izleme sistemi üzerinden online olarak 1509 başvurularını yapıyorlar. Partnerleriniz de kendi ülkelerine, kendi dillerinde başvuru yapıyorlar. 1509 başvurusu yapmak için önce bir kullanıcı kaydı yapılması gerekiyor ve firma kaydının yapılması gerekiyor. Daha sonra kullanıcı adı ve şifresi alındıktan sonra proje bilgilerinin girilmesi, ön proje bilgilerinin girilmesi ve ilgili evrakların TÜBİTAK'a iletilmesi gerekiyor. Bu ilgili evraklardan kastımız da işte KOBİ'seniz KOBİ beyannamesi, vergi levhası, işte ticaret sicil gazetesindeki firmanın kaydı gibi belgelerin TÜBİTAK'a iletilmesi gerekiyor. Bu belgeler iletildikten sonra size bir yetkilendirme veriliyor. Yetkilendirme verildikten sonra proje son olarak submit edilebiliyor. Yani proje başvurusu sonlandırılabiliyor. Proje başvurusu ile istediklerimiz projenin yenilikçi yönünün vurgulanması, teknoloji düzeyinin ne olduğunun vurgulanması, yani mevcut teknolojine, sizin projenin sonunda ulaşmayı hedeflediğiniz teknolojine, avantajı, dezavantajı ne? Projenin hedef çıktıları ve başarı kriterleri tanımlanmalı. Projede kullanılacak yöntem ve teknikler açıklanmalı. Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmeli. İş paketlerine bölünmeli mutlaka proje. Ve bu her iş paketinin kim tarafından yapılacağını belirtilmesi gerekiyor. Yani proje genel olarak bahsedildikten sonra yani yurt dışındaki partnerinizin de hangi iş paketlerinde hangi işleri yapacağından bahsettikten sonra kendi firmanızın özgün katkısının ne olacağı, hangi iş paketlerinde yer alacağının detaylandırılması gerekiyor. Hizmet alımı varsa Türkiye'deki üniversitelerden veya işte araştırma merkezlerinden bunların detaylandırılması gerekiyor. Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte olmalı. Örneğin proje konusunda çalışan en az bir tane lisans mezunu personelinizin firmada mevcutta istihdam ediliyor olması gerekiyor. Değerlendirme sürecinde hakemlere proje faaliyetlerine ilişkin proje personelinin ve varsa teknik danışmanların sunum yapması beklenebiliyor. Siz proje başvurusu yaptıktan sonra hakemler firmanızı ziyaret ediyorlar. Biraz sonra değerlendirme sürecinden de detaylı olarak bahsedeceğim. Değerlendirme süreci dediğim gibi ilk başta siz 1509 başvurunuzu Prodis üzerinden yapıyorsunuz ve proje başvurusunu yaptıktan sonra TDEB'in ilgili teknoloji grubuna projeniz düşüyor. Bu teknoloji grubundaki proje uzmanı arkadaş projenize bağımsız hakemler atıyorlar. Projenin bütçesine göre, içeriğine göre bu hakem sayısı değişebiliyor. Hakemler gelip firmanızı ziyaret ediyorlar ve sizden işte sunum yapmanızı bekleyebiliyorlar proje konusuyla ilgili. Yaptıkları ziyaret ertesinde değerlendirme raporu hazırlayarak tekrar TDEB'deki teknoloji grubunda çalışan proje uzmanına iletiyorlar. Proje uzmanı bu raporları toparlayıp teknoloji grubunun komitesine sunuyor. Değerlendirme komitesi toplantısında projeye reddediliyor ya da kabul ediliyor ve destek kapsamı belirleniyor. Bu destek kapsamı firmaya iletiliyor ve sözleşme gönderiliyor. Sözleşme de imzalandıktan sonra projeniz başlayabiliyor. İkinci bileşenimiz Eureka kümeleri. Kümeler standart Eureka'lardan farklı olarak, standart Eureka projelerinden farklı olarak
belirli bir teknoloji alanında faaliyet gösteriyorlar. Aslında kümeler sektöründe lider firmalar etrafında oluşmuş yapılar. Ve bu küme projelerinde, kümelerde çağrı sistemi var. Genelde yılda bir kez veya birden fazla, iki kez, üç kez çağrı açılabiliyor. Standart Yüreka projelerinden farklı olarak burada ilk etapta bir uluslararası değerlendirme yapılıyor. Uluslararası değerlendirmenin ardından projeler uygun görülürse küme etiketi almaya hak kazanıyor. Küme etiketi alan projeler daha sonra fon alabilmek için ulusal başvurularını yapıyorlar. Yani dönüp dolaşıp yine 1509 başvurusunun yapılması gerekiyor. Eureka kümelerinin alanında lider firmalar etrafında oluştuğunu söylemiştim. Bu lider firmaların logolarını görüyorsunuz slaytta. Airbus gibi, Bosch gibi, Alcatel-Lucent gibi büyük oyuncular kümeleri oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu büyük oyuncularla da ortak projelerde yer alma imkanınız olabiliyor küme projelerinde. Aktif olan 6-7 tane Eureka kümesi var. Her küme belirli bir teknoloji alanında faaliyet gösteriyor. Örneğin bilgi iletişim teknolojileri alanında Katrin, ITA2, Eurapides gibi kümeler var. Telekomünikasyon alanında Celtic Plus, enerji alanında Eurogia Plus, su alanında Aqua ve imalat teknoloji alanında Manufacturing Industry kümesi var. Küme projelerinde yer almanın avantajları birincisi Avrupa'nın lider firmalarıyla birlikte çalışma imkanı olduğunu söylemiştim. Bu firmalar geleceğin teknolojilerine yön veren firmalar. Bu ekipte yer almak önemli. Kümeler aslında network yapıları yani Türkçesiyle çevrenizin oluştuğu yapılar. Burada oluşan çevreyle tanınmışlıkla daha sonra 7. çerçeve programında da proje sunma imkanınız olabiliyor. Buradaki büyük oyuncular daha sonra 7. çerçeve programında açılan bir çağrıya proje sunmak istediğinde sizi de projeye dahil edebiliyorlar. Üçüncü bileşen şemsiyeler, Eureka şemsiyeleri. Yine kümelerde olduğu gibi belirli teknoloji alanlarında faaliyet gösteriyorlar ama şemsiyeleri firmalar sadece firmalar oluşturmuyor. Kümeleri hatırlarsanız firmalar oluşturuyordu. Şemsiyeleri hem firmalar hem de üye ülkelerdeki Eureka programlarında aktif rol alan ülke temsilcileri oluşturuyor. Bu da aslında yine amacı network oluşturmak. Başvuru süreci tamamen Eureka standart projeleriyle aynı. Son olarak Eurostars programı. Eurostars programı 2008'de başladı ve yıldızı parlayan programlardan bir tanesi. Yıldızın parlamasının birkaç sebebi var. En önemlisi Eurostars programında fonlama kısmında Avrupa Komisyonu'nun da desteğinin olması. Az da olsa Avrupa Komisyonu da Eurostars projelerine destek veriyor. Burada Eurostars programında KOBİ'lere daha fazla öncelikler, avantajlar sağlanmış. Onlardan biraz sonra bahsedeceğim. Ama temelde Eurostars projeleri de TEİDEB 1509 programıyla fonlandığı için destek oranları aynı. Yani KOBİ'ler %75, büyük ölçekler %60 oranında hibe şeklinde destekleniyorlar. Eurostars'ta da konu güdümü yok. Aynı standart Eureka projelerinde olduğu gibi Eurostars'ta da konu güdümü bulunmuyor. Her konuda proje sunulabiliyor. Eureka'dan farkı çağrı sisteminin olması. Standart Eureka projelerinde çağrı sistemi olmadığını söylemiştim. Eurostars'ta yılda iki tane çağrı kapanış tarihi belirleniyor. 2013'te ise sadece bir tane çağrı kapanış tarihi belirlendi. O da 4 Nisan'dı, geçtiğimiz haftaydı. Eurostars'ın çağrıları tamamlandı 2013 yılında. 2014 yılında yeni Eurostars yeni programla, yeni kurallarla yeni çağrılar açacak. Avrupa Komisyonu ile ortak fonlandığı için 2013'te 7. çerçeve programının bittiği gibi Eurostars programı da bitecek. 2014'ün başında 8. çerçeve programı Horizon 2020 adıyla devam edecek. 2014 yılının başında Eurostars'ta ya Eurostars 2 adıyla veya New Eurostars adıyla yeni çağrılar açmaya devam edecek. Eurostars üyesi ülkeler Eurepa üyesi ülkelerden farklı. 33 tane Eurostars üyesi ülke var. Eurostars başvuru süreci de biraz daha farklı. Yine tabii ki literatür taramasının, pazar analizinin yapılması gerekiyor. Daha sonra Eurostars web sayfasına kayıt olunması gerekiyor ve başvuru formunun indirilmesi gerekiyor. Mutlaka bir ortağınızın Eurostars üyesi ülkelerden bir proje ortağınızın olması gerekiyor. Bu konuda yine biz size yardımcı olabiliyoruz. Bir proje ortağı bulabiliyoruz.
Daha sonra Eurostars başvuru formunun detaylı bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Çünkü Eurostars'taki temel farklılıklardan bir tanesi de merkezi uluslararası bir değerlendirmenin olması ve ülkelerin bu uluslararası değerlendirmeyi kabul ediyor olması. Dolayısıyla proje başvuru formunun hazırlanması çok önemli. Çünkü uluslararası hakemler projenizi uzaktan değerlendirecek ve bu başvuru formunda ne yazılıysa onun üzerinden değerlendirme yapacaklar. Eğer uluslararası değerlendirmede proje başarılı görülürse TÜBİTAK tekrar bir değerlendirmeye, teknik bir değerlendirmeye tabi tutmuyor. En azından hani sonucu belli olan bir değerlendirmeye tabi tutuyor. Eğer uluslararası değerlendirmede başarılı olursa proje yine gelip 1509 başvurusu yapmanız gerekiyor ama dediğim gibi bu 1509 başvurusu sonucu belli olan bir başvuru aslında. Destek kapsamının belirlenebilmesi ve TÜBİTAK'la firma arasında yani sizin aranızda sözleşme imzalanabilmesi için 1509 başvurusu yapmanız gerekiyor. Eurostars projesi uygunluk kriterleri var. Programın uygunluk kriterleri bunlar. Konsorsiyum liderinin mutlaka bir Ar-Ge yoğun KOBİ olması gerekiyor ki Ar-Ge yoğun KOBİ tanımı da personelinin veya bütçesinin %10'unu Ar-Ge ayıran KOBİ'lere Ar-Ge yoğun KOBİ deniyor. Eurostars programındaki KOBİ tanımı AB KOBİ tanımı. Dolayısıyla biz de AB KOBİ tanımını kabul ediyoruz. Türkiye'deki AB KOBİ tanımıyla AB'deki KOBİ tanımı pardon, Türkiye'deki KOBİ tanımıyla AB'deki KOBİ tanımı farklı. Türkiye'deki biraz daha sınırlı. Türkiye'de KOBİ olmayan bir firma Eurostars programında KOBİ olarak kabul edilebiliyor. En az 2 Eurostars üyesi ülkeden oluşması gerekiyor projenin. Proje süresi 36 ayla sınırlı, en fazla 36 ay olabiliyor. Pazara sunma süresi uygunluk kriterlerinden bir tanesi. Yani proje bittikten en geç 2 yıl sonrasına kadar projenin pazara sunulmuş olması hedefleniyor. En önemli kriterlerden bir tanesi de projedeki konsorsiyumda yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ'lerin proje katkısının en az %50 olması gerekiyor. Ve ülkeler arasında dengeli bir ortaklığın olması gerekiyor. Biraz istatistik bilgilere bakalım. Eurostars'ta 10 çağrı kapandı toplamda. Burada 9'unun istatistik bilgilerini görebiliyorsunuz. Ortalama 350 tane proje sunuluyor her çağrıya. Bu 350 projenin 300 civarı uygunluk kriterlerinden geçiyor ve uluslararası değerlendirmeye alınıyor. Bu değerlendirilen 300 projenin en sonki çağrıda, 9. çağrıda daha doğrusu 107 tanesi başarılı görülmüş. Yani %30'u başarılı görülmüş. Bu 107 projeden de ortalama 70, 65-70 tanesi fonlanıyor. Burada hepsinin fonlanamamasının nedeni ülkelerin Eurostars'a ayırdığı bütçenin az olması olabilir veya işte Almanya gibi ülkelerin bu ilk yüzde çok fazla projesi oluyor. Çok fazla projesi olunca da ancak üst sıralardaki projeleri fonlayabiliyorlar. Eğer biz fonladık, partneriniz fonlanmadıysa proje iptal olabiliyor. Hakemlik Eurostars programında çok önemli. Hakem olmanızı öneriyorum. Web sayfamızdan ilgili linkleri tıklayarak hakem olabilirsiniz. Akademisyen olmanız gerekmiyor hakem olmak için. Alanınızda 10 yıl tecrübenizin olması yeterli. Türkiye en fazla hakemi olan 6. ülke şu anda Eurostars'ta. Programa proje sunmadan önce hakem de olabilirsiniz. Hakem olmanız proje sunmanız için iyi bir başlangıç. Tek bir başarı örneği vereceğim. Bir Eurostars projesi bu EastBread. Bir KOBİ Anadolu'dan, Hatay'dan bir KOBİ'nin projesi. Kaliteli ve yüksek verimli kışlık tahıl kaynaklarının geliştirilmesi projesi. Buradaki başarı şu, bu ikinci çağrıda desteklenen bir projeydi. Bu proje bittikten sonra projenin sonunda çıkan ürün daha da geliştirilerek tekrar Eurostars'a sunuldu. Bu projede Genoid adıyla tekrar desteklendi ve bu proje şu anda devam ediyor. Bu sefer ortak olarak yer alan firma Progen, ikinci sunduğu projede koordinatör olarak yer aldı ve daha büyük bir bütçeyle yer aldı. Özetle dört bileşenden bahsettim. Standart yürekalardan, kümelerden, şemsiyelerden ve Eurostars'tan bahsettim. Standart yüreka projeleri tüm alanlarda sunulabildiğini ve her zaman başvuru yapılabildiğini söylemiştim. Daha sonra kümelerden bahsettim. ITE2 gibi, CERTIC gibi. Bu kümelerin belirli teknoloji alanlarında faaliyet gösterdiğini ve çağrı sisteminin olduğunu söylemiştim. Daha sonra şemsiyelerden kısaca bahsettim. Başvuru sisteminin aynı standart yüreka projelerinde olduğu gibi her zaman yapılabildiğini söyledim.
Son olarak Eurostars'tan bahsettim. Yine tüm alanlarda proje sunulabildiğini, ancak yılda iki kez çağrı kapanış tarihinin olduğunu söylemiştim. Eurecore.org bizim web sayfamız. Üye olmanızı öneriyorum web sayfamızı. Çünkü Avrupa'dan, çeşitli ülkelerden gelen ortak arama duyurularını ve yapacağımız etkinlik duyurularını, çağrı duyurularını hepsini web sayfamızda duyurmaya çalışıyoruz. Buradan bizi takip edebilirsiniz. İkincisi eurekanetwork.org, Eureka'nın uluslararası web sayfası. Buradan da daha önce sunulmuş projeleri araştırabilirsiniz, Eureka projelerini. Üçüncüsü Eurostars web sayfası. Eurostars başvurusu bu web sayfası üzerinden yapılıyor. Kayıt, başvuru formu ve başvuru formunun teslim edilmesi bu web sayfası üzerinden yapılıyor. Son olarak Türkiye Eureka Dönem Başkanlığından bahsedeyim. Proje sayılarımızın hızla artmasıyla, son dönemde aktifliğimizin artmasıyla 2012 Temmuz ayında Eureka'nın dönem başkanlığını bir yıl süreyle aldık. Dönem başkanlığımız Temmuz 2013'te, yani 2-3 ay sonra bitecek. Bu dönem başkanlığı sırasında birçok uluslararası etkinlik, toplantı Türkiye'de düzenlendi. Örneğin daha bir ay önce iki tane büyük uluslararası etkinlik Kayseri'de ve İstanbul'da düzenlendi. Celtin ve ITE2'nin etkinlikleri. Önümüzde çok önemli bir etkinlik daha var. Kore Eureka Günü etkinliği. 28-29 Mayıs 2013'te İstanbul'da düzenlenecek. Kayıt eureka.kr web sayfası üzerinden alınacak ve son kayıt tarihi 29 Nisan. Mutlaka kayıt olmanızı öneriyorum. Yaklaşık 300 kişinin katılacağını tahmin ediyoruz. Kore'den 50 tane kuruluş katılacak. Ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden firmalar, üniversiteler, araştırma merkezleri bu etkinliğe katılacak. Etkinlikte hem seminerler olacak hem de matchmaking ve karşılıklı birebir görüşmeler olacak. Mutlaka katılmanızı öneriyorum. Türk firmalar için hedefimiz bu. Gördüğünüz üzere sıkıştıkları yerden bir sıçrama yapmaları ve daha geniş pazarlara ulaşmaları. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sabırla dinlediğiniz için. Bize her zaman bu web sayfası üzerinden veya işte e-mail adreslerimizden veya telefondan ulaşabilirsiniz veya Ankara'ya gelip bizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi ben sorularınızı almak istiyorum. Sorularınızı yazarsanız ben de sırasıyla cevaplamaya çalışacağım. Buyurun. PowerPoint alabilir miyiz diye soruyorsunuz. PowerPoint yani web'e koyuyoruz. Sunumları bu videoda konacak. Kayıt altına alındı video. Önümüzdeki hafta web sayfasından bir inceleyin. Genel olarak biz sunumlarımızı PDF'e çevirip koyuyoruz. PowerPoint olarak koymuyoruz. PDF olarak ulaşmanız mümkün olacaktır. Videoya da zaten ulaşacaksınız. İkinci soruyu Ali Bey sormuş. Ali Kafalı. Ali Bey merhaba. Bu yıl Eurostars ikinci kapanış tarihi olmayacak. 2013'te sadece bir tane Eurostars çağrısı belirlendi. O da 4 Nisan'da kapandı. Artık 2014'te yeni Eurostars'lar olacak. İkinci, yani daha doğrusu üçüncü soruyu Sercan Bey sormuş. Sercan Kızılay. Yurt dışındaki firmayı hangi hakem denetliyor? O ülkenin hakemi mi? Standart Eureka projelerinde evet o ülkenin hakemi denetliyor. Ancak Eurostars programında uluslararası merkezi bir değerlendirme var. Bağımsız hakemler değerlendiriyor projeyi. Örneğin Türkiye ve Almanya'dan bir proje sunulduğu zaman Türkiye ve Almanya haricinde bir ülkenin hakemleri projeyi değerlendiriyor. Selda Taşkın Serkan bir soru sormuş. Proje ortağı bulmadan bir Eureka kümesine proje önerisi verilebilir mi? Project Outline olarak verilebilir. Hatta küme sekreteryasından da bu projeyle ilgili olarak ortak bulmasını isteyebilirsiniz. Ama final bir, yani full project proposal sunmak için mutlaka bir proje partnerinizin olması gerekiyor. Yalçın Topaçoğlu sormuş. Eurostars kapsamında dolaylı masrafları destek olarak alabilir miyiz? Mevcut durumda alamıyorsunuz. Eurostars programında da ulusal destek var. 1509 ile fonlanıyorsunuz. Ancak 1509 programı şu anda revize edilme aşamasında. Overhead'in desteklenmesi planlanıyor ama henüz onaylanmış, kesinleşmiş değil. Onaylanırsa büyük ihtimalle %10 oranında veya %15 oranında bir overhead alma imkanınız olabilecek. Bülent Haner sormuş. Standart Eureka projelerine katılımcı olarak başvuru prosesini açıklarsanız sevinirim. Sunumumda açıkladım.
standart yürek aparıcılarına nasıl başvurabileceğini. Videoda web'e konulacağı için oradan takip edebilirsiniz. Ramazan Selçuk, özür dilerim ben sunum kaçırdım. Başlarda ne zamana kadar proje sunabilir miyiz? Eureka standart projelerine her zaman başvuru yapılabildiğini söylemiştim. Kümeler için, küme projeleri için çağrıları takip etmeniz lazım. 2013 yılında Eurostars çağrısı kapandı. 4 Nisan'da başka da çağrı açılmayacak. Ama Eureka projesi sunmak için her zaman başvuru yapabiliyorsunuz. Zafer Doygun sormuş. Ulusal bir projede yer almamış bir KOBİ'nin bu projelerde yer alması mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Ulusal bir destekten, ulusal bir projeden yer almış olmanız gerekmiyor. Ali Ozan Yurtçu sormuş. Bu yıl Türkiye'den ne kadar destek alındı acaba Türk firmalar olarak? Bu yıl 3 ay geride bıraktık bu yıl. Başvurular giderek artıyor ama desteklenme oranının fazla olduğunu söyleyebilirim. Yani 100 proje sunulduysa 1509'a ortalama 60-65 tanesi destekleniyor. Ali Murat Taşçı. Haziran ayından önce yürek projesi vermek istiyoruz. Sanırım sıkıntı olmayacaktır. Teyit edebilir misiniz? Tabii ki sunabilirsiniz. Ancak daha önce de söylediğim gibi Türkiye Eureka Dönem Başkanlığı Haziran ayının sonunda bitiyor. Projeniz Türkiye Eureka Dönem Başkanlığı altında desteklenmez de işte Türkiye'den sonra Norveç Dönem Başkanı olacak. Norveç Dönem Başkanlığı altında desteklenebilir. Bu sizin açınızdan herhangi bir sorun yaratmaz. İstediğiniz zaman Eureka projesi sunabilirsiniz. Ali Küçük Koçak sormuş. Merhaba Emre Bey, 1500'lü programından faydalandık ve başarılı olduk. Şimdi projemizi iyileştiriyoruz ve iç ve dış pazara sunacağız. Eureka'nın bize ne gibi faydası olur? Bilgi verirseniz sevinirim. Ortaya çekip kovayım. 1507'den faydalanmış olmanız, TDP süreçlerine hakim olmanız bir avantaj. Bu sefer hani 1507 değil de 1509'la destekleneceksiniz. 1507 5 tane hakkınız var biliyorsunuzdur. En fazla 5 tane 1507 proje sunabiliyorsunuz. Bir tanesi zaten gitmiş. Eğer bundan sonra bir Eureka projesi yaparsanız yani bir 1509'la desteklenirseniz 1507 haklarınızdan bir tanesi gidiyor. Onu bilmenizi isterim. Eureka projesi yapmanın avantajı tabii ki uluslararası pazarlara açılma anlamında daha avantajlı Eureka. Ve daha sonrasında çerçeve programlarda yer almak için yani Avrupa Ar-Ge'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için iyi bir tecrübe. Orhan Uyan sormuş, reddedilmiş bile olsa sunulan projenin fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor? Bu fikri mülkiyet haklarının korunması proje konsorsiyumunda yer alan ortakların kendi belirlediği kurallarla korunuyor. Genellikle firmalar projeye başlamadan önce non-disclosure agreement diye bir form dolduruyorlar veya consortium agreement, konsorsiyum anlaşması hazırlıyorlar. Burada kimin neye sahip olacağı, patent hakkının kimde olacağı, lisans hakkının kimde olacağı proje başlamadan önce belirleniyor. Buna tabii ki firmalar projeye yaptığı katkılar oranında belirliyorlar. Burada TÜBİTAK müdahil olmuyor sürece. Firmalar kendi aralarında yaptığı anlaşmayla projelere başlıyorlar veya başlamıyorlar. Muzaffer Top da sormuş. Harcama sonra al modeli mi? Harca sonra al modeli geçerlidir. Peşin alabiliyor mu? Diğer TDP ulusal programlarında olduğu gibi önce siz harcıyorsunuz. Sonrasında size geri ödeme yapılıyor. Ancak transfer ödeme seçeneği de var. Yani ön ödeme seçeneği de var. Şu anda ön ödeme 500.000 TL'ye kadar veriliyor. 1509 uygulama esaslarında detayları verilmiş durumda. 1509 uygulama esaslarından detayları alabilirsiniz. Teminat gösterilmesi durumunda ön ödemede, projenin başlangıcında ön ödemede alabiliyorsunuz. Yavuz Şimşir sormuş. Alman bir firma bize 1507 ile imal ettiğimiz bir makineyi kendi standartlarında ürettiriyor. Farklı makine talepleri var. Bu firma ile başvuru yaparsak üst sınır ne olur? Ayrıca makine desteği var mıdır? Üst sınır dediğim gibi sunumumda üst sınır yok 1509'da. Ama Almanya için bir üst sınır olabilir. Projenin Eureka projesi olarak desteklenebilmesi için her iki ülke için de yenilikçi bir proje olması lazım. Ve her iki ülkede yer alan partnerlerin de Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyor olması lazım. Ancak o takdirde iki ülkeden de onay alır.
iki ülkeden onay almazsa proje başlayamaz. Veya diyelim ki biz Türkiye'de sizi destekledik ama Almanya desteklemedi. Almanya'daki firma proje kapsamında yapacağı harcamaları kendi öz kaynaklarıyla karşılayacağını taahhüt ederse biz yine size desteğimizi devam ettiriyoruz. Sercan Kızılay sormuş. Türkiye'de KOBİ değilsek ancak Avrupa şartına göre KOBİ'ysek gösterse başvurabilir miyiz? Tabii ki başvurabilirsiniz. KOBİ değilseniz de Eurostars'a başvurabilirsiniz. Yani büyük ölçekli işletmeyseniz de başvurabilirsiniz. Ancak Eurostars'ta koordinatör olamazsınız. AB KOBİ tanımına uyuyorsanız sorun yok. Ramazan Selçuk sormuş. Eurocad'a desteklenen üst limit nedir? Üst limit Türkiye'de olmadığını söyledim. 1509'da herhangi bir proje üst limiti yok. Kerem Koç sormuş. Eurostars'ta fonlamanın AB komisyonu ile ortak yapıldığını söylediniz. Bunu biraz açar mısınız? Fonlamanın hangi kısmı ne kadar ulusal kaynaklardan, ne kadar AB fonlarından sağlanıyor? Şöyle oluyor. Doğrudan AB fonu ya da Avrupa Komisyonu'ndan gelen para doğrudan size iletilmiyor. Zaten doğrudan siz 1509 programı kapsamında TÜBİTAK'tan, TEDEP'ten destek alıyorsunuz. Biz Eurostars projeleri için Türkiye'deki firmalara verdiğimiz desteği Avrupa Komisyonu'na deklare ediyoruz. Avrupa Komisyonu da Türk firmalarına verdiğimiz bu desteğin %20'sini TÜBİTAK'a geri ödüyor. Bu geri ödenen miktar yine Eurostars projelerine daha sonra desteklenecek Eurostars projelerine dağıtılıyor. Yani siz yine %75 KOBİ'seniz %75, büyük ölçekliyseniz %60 oranında destekleniyorsunuz. Sizi herhangi bir şey etkilemiyor. Ancak işte ülke olarak ülkenin para döndürmesine katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ve daha çok Eurostars projesinin desteklenmesine vesile olmuş oluyorsunuz. Yalçın Topaçoğlu sormuş. Eurostars projesine 4 Nisan tarihinde Macaristan bir ortak firma ile başvuruda bulunduk. Destek açısından Macaristan nasıl bir ortak? İki ortak olmanızın bir dezavantajı var mıdır? İki ortak olmanın bir dezavantajı yok. Hatta avantajı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok ortak olunca, örneğin 3 ülkeden, 4 ülkeden ortak olunca o 4 ülkeden de fon taahhüdünün alınması gerekiyor. Bir ülke fonlamazsa proje reddedilme noktasına gelebiliyor. Macaristan bütçesi çok fazla olan bir ülke değil. Ama şöyle bir durum var. Zaten eşik değeri geçen çok fazla projesi de olmuyor Eurostars'ta Macaristan'ın. Eşik değeri geçen 1-2 projesi oluyor. Onu da fonluyor Macaristan. O konuda problem olmaz. Mehmet Çınar sormuş. Eurocad projeleri uygulama esasları için 1509 uygulama esaslarını mı dikkate alacağız? Doğrudur Mehmet Bey. 1509 uygulama esaslarını dikkate alacaksınız. Serkan Soyer teşekkür etmiş. Muzaffer Bey de teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim. Ali Bey sormuş. Eureka için Türkiye'den biri büyük, diğeri KOBİ şeklinde iki firma olarak başvurabilir miyiz? Başvurabilirsiniz. Türkiye'den birden fazla ortak olabilir. Türkiye'den birden fazla ortak olduğunda 1509'a ortaklı başvuru yapmanız gerekiyor. Barış Çağırankaya sormuş. Yazılım alanında Ar-Ge çalışmalarımız var. Doğru yabancı ortağı bulmak için en doğru strateji olarak öneriniz nedir? Eurekanetwork.org web sayfasından ICT alanı ile ilgili daha önce sunulmuş, desteklenmiş projeleri inceleyip oradaki ortakları, yabancı ortaklarla iletişime geçebilirsiniz. Veya ortak arama formu doldurup bizim web sayfamızdaki eureka.org.tr web sayfasındaki ortak arama formunu doldurup proje fikrinizi bize abstrakt bir şekilde iletebilirsiniz. Biz size en doğru partneri bulmaya çalışırız. Orhan Uyan sormuş. Emre Bey sunumunuzu emeğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslı Özkanlı sormuş. TR'den 3 KOBİ ve bir sanayi kuruluşu olmak üzere 4 farklı firma birlikte bir İT2 projesi konsorsiyumunda yer alıyoruz. 1509 projemizi hazırlarken ekonomik öngörüler bölümünde satış hasılatında beklenen artış, pazar payından beklenen artış gibi kısımlarda ne şekilde belirlemeliyiz? Formu ortak dolduruyoruz. Birçok bölümde her firma kendi için açılan alana giriyor. Verili ancak ekonomik öngörüler bölümünde sadece tek bir giriş alanı mevcut. Bu daha fazla bir alan açılıyor mu açılmıyor mu diye Prodis'e sorabilirsiniz. Prodis @tubitak.gov.tr üzerinden yani sistemde o kısma eklemeler yapılabiliyor mu diye sorabilirsiniz. Ancak bildiğiniz gibi ortaklı başvuru yapılıyor 1509'a ve bir kuruluş bu başvuruyu yürütüyor, tamamlıyor.
Eğer Prodis'ten aksi bir cevap gelmezse tek bir alana giriş yapmanızda bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Ama burada asıl yetkili TDEP'tir. Prodis sistemini yürütenlerdir. Onun için prodis@tubitak.go.tr adresine mail atıp bu konuyu, bu soruyu doğrudan onlara sormanız daha doğru olur. Sorular geliyor. Aslanım teşekkür etmiş. Yine Mehmet Bey bir soru soruyor sanıyorum. Bu arada sorularınız varsa devam edebilirsiniz sormaya. Tabii hani sorularınız varsa şimdi değil, daha sonra da e-mail yoluyla veya işte telefonla da sorabilirsiniz. Mehmet Bey sormuş. Eureka projelerinde yurt dışı ortak olmadan başvuru yapılabiliyor mu? Hayır, yapılamıyor. Sunumumun başında belirttiğim üzere en az iki farklı ülkeden katılımcılar olması gerekiyor konsorsiyumda. Yani Eureka üyesi diğer 41 ülkeden bir partnerinizin olması gerekiyor. Ali Kafalı sormuş. Zaman zaman ikili iş birlikleri açılıyor. Buralarda 1509 şartları mı geçerli? Evet, biz bazı ülkelerle, bazı hedef ülkelerle, yani hala Eureka projelerini fonlayabilen, hala bütçesi olan ülkelerle ortak çağrılar açabiliyoruz. Bu ortak çağrıların amacı hem ilgiyi arttırmak hem de projeler yenilikçi olduğu müddetçe desteklensin. Proje bütçesi olmadığından dolayı ülkelerin desteklenmemezlik yaşanmasın diye bu çağrıları açıyoruz. Çağrılarımızı web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ancak belirttiğim gibi biz herhangi bir ülkeyle ortak çağrı açmadan da o ülkeyle ortak bir proje sunabilirsiniz. Ancak vurgulamak istediğim nokta şu: hangi ülkeyle ortaklık kuracaksanız yani o ülkedeki partnerinizin o ülkedeki Eureka ofisiyle mutlaka görüşmelerini öneriyorum. Siz de partnerinize bunu mutlaka önerin. Çünkü Türkiye'deki firmalar gelip bizimle görüşüyorlar. Telefonla, maille veya işte yüz yüze görüşüyoruz. Hem fon hakkında bilgi alıyorlar, hem başvuru süreci hakkında bilgi alıyorlar. Aynı şeyi partnerinizin de yapması gerekiyor. Çünkü ülkelerin fonlama mekanizmaları yıldan yıla değişebiliyor. Yani bazen atıyorum işte geçen sene Hollanda Eureka projelerini hibe şeklinde fonlarken bu sene kredi şeklinde fonluyor. Önümüzdeki sene hiç fonu olmayabilir veya fonlarını arttırabilirler. Bu gelişmeleri bizim takip etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla hangi ülkeyle ortaklık kuracaksanız o ülkenin Eureka ofisiyle partnerinizin görüşmesini öneririm. Tanya Başer sormuş. Emre Bey, yeni katılabildim, maalesef sunumu kaçırdım. PPT'yi nereden edinebilirim? PowerPoint sunumu ve videoyu web sayfamızdan önümüzdeki hafta ulaşabilirsiniz. Ali Küçük Koçak sormuş. Haziran'dan sonra da Eureka'dan faydalanabilecek miyiz? Projemiz yeniyor gibi gidecek Emre Bey. Tabii ki faydalanabilirsiniz. Türkiye Eureka dönem başkanlığının bitecek olması Eureka'nın da biteceği anlamına gelmiyor. Her zaman başvuru yapabiliyorsunuz. Selda Taşkın Serkan, teknoloji platformlarına nasıl üye olabiliriz? Teknoloji platformlarına doğrudan bireysel olarak veya tüzel kişilik olarak başvuruda bulunabiliyorsunuz. Bu konuda bizim vesile olduğumuz ya da aracı olduğumuz bir durum söz konusu değil. Doğrudan yazışarak eğer tabii kabul ediyorlarsa veya işte üyelik aidatı oluyor bazılarının, o yolla üye olabiliyorsunuz. Ama bu teknoloji platformundan platforma değişiyor. Yani her platformda farklı bir süreç işliyor. Yalçın Topaçoğlu sormuş. Hakemlik için akademisyen olmaya gerek olmadığından bahsettiniz. Evet. Hakemlik için izlememiz gereken adımlar nedir? Çok basit. www.eureka.org.tr'ye girip, şu anda bile girebilirsiniz. Sol tarafta Eurostars'ı tıkladıktan sonra hakemlik linkine tıklarsanız, orada hakemlik için doldurmanız gereken ulaşabileceğiniz bir link var. En fazla 15 dakikanızı alır. O linkte açılacak bilgileri sağladıktan sonra veri tabanına kaydoluyorsunuz. Eren Beker sormuş.
Proje başvuru metni yurt dışı hakemler için İngilizce, projesi yüklenecek olan proje metni Türkçe olmak zorunda değil mi? Yani her aşamada hem Türkçe hem İngilizce dosya hazırlanması mı gerekiyor? 1509 başvurusu tabii ki Türkçe olacağı için her halükarda bir Türkçe başvurusu yapıyorsunuz. Ancak Eurostars'ta veya işte küme projelerinde uluslararası başvuru dokümanını tabii ki İngilizce olarak doldurmanız gerekiyor. Örneğin Eurostars'ta uluslararası başvuru dokümanı İngilizce olarak doldurdunuz. Projeniz başarılı görülmezse veya işte eşik değeri geçemezse 1509 başvurusu yapmanıza gerek kalmıyor. Ancak projeniz başarılı olursa, bu küme projeleri için de geçerli. Projeniz küme etiketi almaya hak kazanırsa veya Eurostars'ın uluslararası değerlendirmesinde geçerse 1509 başvurusu yapmanız gerektiği için tabii ki Türkçe başvurusu da yapmanız gerekiyor. Türkçe olarak başvuru yapmanız gerekiyor. Bu birebir İngilizceden Türkçe'ye çeviri olmak zorunda değil. 1509'un istediği şekilde yani Prodi sisteminde sorulan sorulara cevap verdiğiniz müddetçe sorun yok. Tanya Başar teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ederiz. Kerem Koç sormuş. Yurt dışındaki ortak firmanın bütçe yetersizliğinden dolayı ulusal fonlama alamadığı için projenin iptal edilebildiğini belirttiniz. Bu tehlikenin en yüksek olduğu ülkeler hangileridir? Yani hangi ülkelerden ortak bulduğumuzda bu sıkıntıyı yaşama ihtimaliniz daha yüksek olur? Ben tam tersini söyleyeyim. Hangi ülkelerle işbirliği yaparsanız bu sıkıntıyı yaşama ihtimaliniz daha az olur. Birincisi İsviçre iyi bir partner. İsviçre, İspanya, Fransa, Avusturya, kuzey ülkeleri yani İsveç, Norveç, Finlandiya. Bu ülkeler işbirliği yapılabilecek ülkeler. Şu anda ekonomik krizin en çok etkilediği ülkeler Yunanistan, İtalya. Bu ülkeler proje fonlayamıyor bu bütçesi yetersiz olduğu için. Yunanistan, işte İtalya, Macaristan'da çok az bir bütçe var. Almanya'da da bütçe olmasına rağmen proje sayısı çok olduğu için her projeyi fonlayamıyor. Ama dediğim gibi işte önerdiğim ülkeler Fransa, İspanya, İsviçre, Norveç, Finlandiya, İsveç bu ülkelerle işbirliği yapılabilir. Ama dediğim gibi her projenin başında hangi ülkeyle işbirliği yapmayı planlıyorsanız mutlaka o ülkedeki partnerinizin kendi Eureka ofisiyle görüşüp bütçenin olup olmadığını öğrenmesi çok önemli. Sercan Kızılay sormuş. Dönem raporunun sunulması nasıl oluyor? Sadece TÜBİTAK için mi dönem raporu sunuluyor? 1509'da tabii ki dönem raporunu TÜBİTAK için sunuyorsunuz Türkçe olarak. Bildiğiniz üzere TÜBİTAK'ta iki ayrı dönem var. Örneğin 2013'ün Ocak'la Haziran ayı için 2013'e bir dönemi deniyor ve bu 2013'e bir dönemi 2013'ün Eylül ayına kadar sunuluyor. İkinci dönemde 2013'e iki dönemi diye geçiyor ve burada da işte Haziran'la Ocak ayı arasında, Haziran'la Aralık ayı arasında yapılan faaliyetlerde 2014'ün Mart'ına kadar sunuluyor. Bu Türkçe raporlamayı yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde Eurostars'ta da 6 ayda bir Project Progress Report isteniyor. Bunu proje koordinatörünün yapması gerekiyor. Ama TÜBİTAK'tan istenen bir dönem raporu kadar detaylı değil Eurostars'taki Project Progress Report. Onun için çok fazla bir iş yükü yaratmıyor. Standart Eureka projelerinde böyle bir şey yok. Sadece proje bittikten sonra final rapor isteniyor standart Eureka projelerinde. Bir de proje bittikten 2 yıl sonra Eureka Market Impact Report diye bir rapor gönderiyor. Pazar etki raporu. Proje hakikaten ticarileşmiş mi, pazara sunulmuş mu, sunulmamış mı? Onu test ediyor. Daha doğrusu analiz için o bilgileri istiyor. Hani pazara sunulmamışsa sizden verilen destek, size verilen destek geri istenmiyor ama bu şeyin takibini yapıyor, projelerin takibini yapıyor. Sırada başka soru yok. Biraz daha bekleyelim. Soru olacak mı, gelecek mi? Dediğim gibi hani burada sormasanız dahi daha sonra iletişim bilgilerimizi ekranda görüyorsunuzdur herhalde. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Şu anda yazılan bir soru da var mı? Var. Sercan Bey sormuş. Eurostars ile Eurek arasındaki farkı biraz daha açabilir misiniz? Sunumumda da belirttiğim üzere Eureka'da da Eurostars'ta da konu güdümü yok. Her konuda proje sunulabiliniyor. Standart Eureka'da da Eurostars'ta da. Temel farklılıklar şunlar. Birincisi Eurostars'ta merkezi uluslararası bir değerlendirme var.
ve bu uluslararası değerlendirmeyi ülkeler kabul ediyor. Yani uluslararası değerlendirmede başarılı görülmüş bir projeyi TÜBİTAK destekliyor. İkincisi, Eurostars'ta sadece KOBİ'ler proje koordinatörü olabiliyor. Eureka'da ise hem KOBİ'ler hem büyük ölçekli işletmeler proje koordinatörü olabiliyor. Eurostars'ta süre sınırı var, 36 ay. Eureka'da bu süre sınırı yok. Eurostars'ta KOBİ'lerin katkısının en az %50 olması gerekiyor. Eureka'da böyle bir sınırlama yok. Onun haricinde yani temel farklılıklar bunlar. Ali Kafalı sormuş. İspanya ile proje ortağı olmak eşiklerin geçmesi açısından dezavantaj olabilir mi? Çünkü orada çok fazla proje veriliyor. Çok doğru. İspanya'dan çok fazla proje sunuluyor Eurostars programına. Bu hem bir avantaj olabilir hem de dezavantaj olabilir. Çünkü İspanya kaliteli projeler sunuyor. Eğer bu kaliteli projelerin arasında yer alıyorsanız tabii ki bir avantaj. Ama 2012 yılına kadar İspanya eşik değeri geçen tüm projelerini fonluyordu. Ancak şu son çağrılarda, son bir iki çağrıda İspanya eşik değeri geçen tüm projelerini fonlayamaz oldu. Yine %70'ini, %80'ini fonluyor. Ama 2014'ün başında yani yeni Eurostars çağrıları açıldıkça sanıyorum İspanya yine eşik değeri geçen tüm projelerini aynı Türkiye'de olduğu gibi destekleyecektir diye tahmin ediyorum. Onun için bir dezavantaj durumu olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ali Bey teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ederiz. Başka soru şu anda görünmüyor ama ben yine dediğim gibi 3-4 dakika daha bekleyelim. Soru gelmezse bitiririz. Son 2 dakika soru sormanız için. Ali Bey son bir şey sormak istedi. Güney Kore asosyal ülkeler olduğu için ikili işbirliği açıldığında ben sorunuzu tahmin ediyorum. Siz devam edin yazmaya. Güney Kore asosyal ülke olsa dahi Güney Kore ile birebir bir proje sunulabiliyor. Eurostars'ta değil. Eureka'da, standart Eureka'da tahmin ettiğim gibi sordunuz. Gerekmiyor. Sadece yani Türkiye ile Güney Kore arasında bir proje yürek olarak sunulabiliniyor. 1 artı 1 kuralı var. O da yeni 2012'nin sonlarına doğru kabul edildi. Eskiden dediğiniz gibi üçüncü bir ülke gerekiyordu. Yani Eureka üyesi tam üye ülke gerekiyordu. Artık gerekmiyor. Türkiye ile Güney Kore arasında bir proje sunulabiliyor veya Türkiye ile Kanada arasında bir Eureka projesi sunulabiliniyor. Ortak çağrı açtıysak yani ikili işbirliği kurduysak Ali Bey tek sorusuna devam etmiş. Ortak çağrı açtıysak veya işte ikili işbirliği kurduysak tabii ki o zamanlara dikkat etmek, o zamanlamalara uygun olarak vermeniz gerekiyor. Doğrudur. Ama daha önce de söylediğim gibi bir ortak çağrı olmadan da Eureka üyesi veya asosiye bir ülkeyle proje sunabiliyorsunuz. Ortak çağrı açmamızın sebebini daha önce de söylemiştim. Hem ilgiyi arttırmak hem de işte bu bizim belirlediğimiz hedef ülkelerle işbirliğinin yapılmasını sağlamak. Çünkü bazı durumlarda işte firma gidip işte Danimarka ile ortaklık yapıyor. Eureka projesi sunuyor ama Danimarka Eureka projelerini fonlamıyor. Tabii Türkiye'deki firma bunu bilmiyor. Danimarka'daki firma da gidip kendi Eureka ofisine bunu sormadığı için bir sürü hazırlık yapılıyor. Bir sürü işte proje başvuru formları dolduruluyor. Ama sonunda öğreniyorlar ki işte Danimarka Eureka projelerini fonlamıyor. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için biz hedef ülkelerle ortak çağrılar açıyoruz. Mehmet Bey sormuş, teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ederiz. Sunuma ve videoya ne zaman ulaşabiliriz? Önümüzdeki hafta ulaşabilirsiniz. İlke Özdemir sormuş.
ICT alanında bir proje fikrim var. Bu durumda tek yapmam gereken fikri yazmak mı? Uygun ortakla eşleşmeyi de mi sağlıyorsunuz? Evet, hizmette bizim sınırımız yok. Size uygun bir ortak bulmaya çalışıyoruz. Uygun ortaklara sizin iletişim bilgilerinizi veriyoruz. Bu iletişim bilgilerini verdikten sonra potansiyel ortaklar sizinle irtibata geçiyorlar ve kendilerini size beğendirmeye çalışıyorlar. Siz beğendiğiniz bir seçenekle bir firmayla veya bir kuruluşla ortaklık kuruyorsunuz veya kurmuyorsunuz. Bu sizin bileceğiniz, sizin karar vereceğiniz bir şey. Ayı kafalı çok faydalı bir sunum oldu. Teşekkür ederim demiş. Biz de teşekkür ederiz. İlke Özdemir teşekkür etmiş. Ramazan Selçuk seminerler devam edecek mi diye soruyor. Seminerler devam edecek. Ulusal desteklerimiz anlatılacak. Uluslararası desteklerimiz anlatılmaya devam edecek. Lütfen web sayfamızdan takip edin. Zaten seminerler oldukça sizlere de mail yoluyla iletiliyor sanıyorum. Ali Kafalı'nın bir önerisi var. Birazdan yazacak sanıyorum. Sadece kabul Ali Kafalı'nın önerisi sadece kabul edilen değil aynı zamanda reddedilen projelerin ne gibi eksikleri olduğunu gösteren sunumlar rica ediyorum. Çok güzel, çok güzel bir öneri. Proje yazımında neler yapılmaması gerektiğini de anlatmamız gerekir. Doğru diyorsunuz. Aslında bizim bu içerikte sunumlarımız da var. Ancak zaman kısıtlı olduğu için her konuya değinemedik. Belki şöyle yapılabilir. Bu sunumlar daha geniş, daha detaylı bilgilerin olduğu sunumlar web sayfamıza yüklenebilir. Bu webinarlarda zaman kısıtı olduğu için çok fazla detaya inme imkanımız olmuyor ama çok doğru burada neler yapılmaması gerektiğini de anlatmanın faydalı olacağını ben düşünüyorum. Teşekkür ederiz Ali Bey'e. Bize tabii ki İlke Özdemir sormuş. Bize mail yoluyla ulaşmanız mümkün. Her türlü bize ulaşabilirsiniz. Deniz, hava, kara, fark etmez. Mail yoluyla, telefon yoluyla. Bitirebiliriz sanıyorum. Çünkü daha fazla soru gelmedi. Daha fazla sorunuz olursa dediğim gibi bize her türlü iletişim bilgilerimiz ekranda hala ulaşabilirsiniz. Aslı Özkanlı da teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Umarım daha sonra tekrar görüşürüz.